Kapalısı açığı bütün kadınların alışveriş merakı var. Bu konuya değinmeden geçemeyeceğiz. Özellikle kadınlar alışverişe çok düşkün. Bu düşkünlük kimi zaman bir merak ama kimi zaman da bir hastalığa dönüşebiliyor. Biz bu hafta niye bunu gündeme getiriyoruz? Çünkü bir haber çıktı. Aşkın Nur Yengi işte bir alışverişe çıkıyor, dünya kadar para harcıyor ve ben hastayım diyor ve psikoloğa gidiyor ve tedavi görüyor. Bunun üzerine herkes, ya bu haberi okuyan herkes kendi bir yoklamaya başladı. Ben hasta mıyım, değil miyim? Acaba benimkisi sadece bir merak mı yoksa bir hastalık mı? Belki psikologdan başlamaya yarar var. Yani ne zaman bu bir hastalığa dönüşür? Hepimiz alışveriş yapıyoruz. Hepimiz alışverişten zevk alıyoruz. Bu bir keyif, tamam, ama ne zaman bu bir hastalığa dönüşür? Kadın zaten alışverişte alışveriş hastalığına tutulanların çoğu kadın. %80, %90 civarında bir rakam veriyorlar bunun için. Kadın toplayıcıdır. Kadın eve toplar, evi inşa eder. Böyle bir rolü vardır. İlkel çağlardan itibaren. Öyle olduğu için kadına daha çok bu ithaf edilmiştir bu hastalık. Öyle diye düşünüyorum. Peki o hasta olduğunu nerede anlayacak o kadın? Şöyle bir kriter var. Alışveriş hastalığı aynı kumar hastalığı ya da alkol bağımlılığı ya da işte trikotomani, işte saç koparma hastalığı falan filan gibi dürtü kontrol sorunu, dürtü kontrol disorder denilen bir hastalığın belirtilerini gösteren bir dal. Şimdi nasıl anlayacak? Ve her gün alışverişe gidiyorum, bütçemin üstünde alışveriş yapıyorum, hastayım mı? Eve geldiğinizde aldıklarınızın lüzumsuz olduğunu hissederek, suçluluk hissediyorsanız eğer, o zaman bu da bir sorun var demektir. Veya aldığınız şeyler tekrar tekrar aynı şeyleri kapsıyorsa, gereksiz ve lüzumsuz bir şekilde evinizi doldurmaya ya da gardırobunuzu şekillendirmeye başladıysanız burada bir sorun var demektir. Şu aramızda hasta olarak ben... Bir de ay başında kredi kartın geldiği zaman anlıyorsun ben hastayım diye. Yani esas önemli nokta bu. Senin kredi kartın... anlamasan da anlatıyorlar zaten. Diyorlar ki sen bir hastasın, sen bir manyaksın diye. Senin kredi kartlarına bakalım. Çok mu yüksek geliyor? Benim kredi kartım çok yüksek gelmez. Çünkü ben çok dengeli alışveriş yaparım. İstediğim şeyi bilirim. Giydiğim şeyler bellidir. Ama mesela pazara gitmişsem sebze alırken kendimi tutamıyorum mesela yani. Böyle batılıların böyle 3 tane domates alma alışkanlığı var, işte bir dilim karpuz falan. Biz böyle bir şey bilmiyoruz yani, benim babam da öyleydi. Ben onlardan gördüğüm gibi böyle gidince 10 kilo domates, 5 kilo bilmem ne, hep öyle. Onlar yalnız yaşıyor. Yalnız bir kadın yaşıyor, gidip 1 kilo domates bilmem ne alamaz ki. Orada bir tane muz almak, bir tane elma almak, bir tane... domates almak böyle bir şey var. Ama Türkiye'de yok. Da oyun da belki bir kilo ihtiyacı var ama gidiyor 3 kilo alıyor, 2 kilo alıyor. 3 kilo alıyorum ama evet. Şükür Allah'a şu yaşa geldim, ben dengeli harcadım ama şimdi kızım var, onun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi beni dinliyorsa kızacak bana şu akşam. Çocukları geçer. Tabii denetlemek daha zor oluyor. Çünkü çevrede olan şeylerden etkileniyorlar. Sen kızını bırak, yanındakine bak. Ben yanındakini hiç senin... Çiğdem bir şey söyleyeceğim. Nereden çıkardın? Yani kıyafetine bakıyorum, saçına bakıyorum, havana bakıyorum, cıvana bakıyorum. Hiç dengeli para harcıyor. Ben hiç kılık, kıyafete para harcayan bir kadın değilim. Ben alışverişe çıkan bir kadın. İstinye Park'a hayatımda bir kere gittim mesela. Anladın mı? Böyle bir yok şey. Yok öyle bir tutku. Ula doğrusu. Hiçbir tutkum yok. Bana hepsi geliyor. Bavul bavul geliyor. Ay ne şahane ya. O kadar şanslıyım ki. Hediye mi geliyor? Ha, ben yalnız alışveriş konusunda ben hediye almayı severim. Eşime, evet, dostuma hediye almayı biz severim. Biz göremedik be ya. Çok güzel. Hakkını yemeyeyim. Oya Hanım, güzel güzel hediyeler bize de getirir. Yok. Şimdi arkadaşlar. Hiç beklemediğimiz acaba Hülya Uğur Tanrı Över. Bir alışveriş delisi midir? Midir? Maalesef olamayacak. Şöyle, alışveriş yaparım. Aha. Alışveriş yapmayı sevmem ama evet, alışveriş yaparım. Bu arada Rütük'le başınız derde girecek arkadaşlar. Niye? Sürekli bir takım markalar ve isimler kullanıyorsunuz. Hangi takım marka kullanıyorsunuz? Alışveriş merkezi örneğin. Seni ebeveyn izleme kuruluna alacaklar. Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezlerine kızmıyorum. Alışveriş merkezleri örneğin. Kurulda olsun. Ben de panik
atak duygusu yaratıyor ve katiyen girme ve orada o steril, hijyenik ve hadi her şeyi tüketelim ortamı bir defa ona dayanamıyorum. Ama ben şunun altını çizmek istiyorum. Çok doğrudur. Klinik olarak bakıldığında, tespitler yapıldığında alışveriş hastalığı olanların belki büyük bir çoğunluğu kadındır. Çünkü erkekler daha az alışveriş yapar. Neden? Git 10 liraya kazak al, 3 liraya çorap al, bilmem ne al. Al topla topla. Adam gidiyor her sene arabasını değiştiriyor. Çünkü araba alacak para onda. Ya da gidiyor kumarhanede 3 günde 5 günde orada burada sürü sepet aynı parayı harcıyor. O tarz takıntıları var. Dolayısıyla hani o konuya da biraz dikkatli yani yaklaşmak lazım. Erkeklere nasıl geldi bu konu yine anlayamadım. Şu şekilde geldi. Yani inanılmaz yani. Bu erkeklere, biz şimdi hastayız. Nasıl geldi ben bilmiyorum. Şekerim biz hastayız, hasta olabiliriz. Demek istiyorum ki hani her kadın alışverişi sever diye bir şey var ya. Arabanın modelini değiştiriyor musun? Atıyorum, her erkek de alışverişi seviyor. Neden? Çünkü bugünün toplumu bir tüketim toplumu ve bundan kaçma ihtimalin yok. Burada peki, sosyolog olarak konuşuyorum. Peki, özür dilerim Güzide, ama. Sen hani şu konuda ben kendimi tutamıyorum dediğin bir yer var mı? Ya ben de aslında alışverişimi çok dengeli yapan biriyimdir. Hani bundan 10 sene evveline gidersek evet biraz daha düşünmeden alışveriş yapıyordum. Ama çok enteresan mesela çocuğumdan sonra daha dikkatli alışveriş yapmaya başladım. Daha ne istediğimi bilerek alışveriş yapmaya başladım. Belki de hani bu biraz da ne bileyim hani geleceğe onun için birikim yapmak kaygısıyla da olabilir. Ama alışveriş yapmak güzel bir şey. İnsana enerji veren, insanı iyi hissettiren bir şey. Yani ne istediğini bilerek alışveriş yapmak çok güzel bir duygu. Yani bütçeyi aşmamak belki yeterli. Funda senin bütçeyi aştığın oluyor mu? Evet, ben çok alışveriş arsızı bir insanım. Çok alışveriş yaparım. Sevgilime ödettiririm. Sonra ay başı geldiğinde o beni çok döver. Hülya'yı kızdırmak için bir şeyler... Ben çok az para harcayan bir insanım. Çok iyi alışveriş etmesini bilirim. Hmm. 50 liranın üstünde elbise almam. Yapma canım. Gerçekten öyle söylüyorum. Ciddi atlettin onu. Ve ya ayakkabılarım... Üstündeki elbise 50 bin lira mı? Üzerimdeki elbise söylüyorum 39 lira. Sağ biliyorsun. Evet. 39 lira. Çok alemsin. İyi güldüm. Doğru söylüyorum ama. Biliyorum. Yerlerimize kadar göster. Şey ayakkabılarım da 49 lirayı geçmez. Biliyorum bana söyledi. Adres verdi yolladı. Adres verdim. Pazar senin günleri... Senin ihtiyacın var. Pazar bu günleri Uşbiyeti pazarına gider. Yani yolladı yani. Verdi adresi. Sen de git dedi. Ben de gideceğim. Et yemiyorum. Pazar günleri Uskumru pazarına gidiyorum. Köylü kadınlardan sebze meyvemi alıyorum. Eve geliyorum. Cep telefonumda hep belli bir şeyin içinde kalmak istiyorum. Bütçenin içinde kalmak istiyorum. Küçücük bir parayla çok mutlu bir kadınım. Aman ne kadar şahanesiniz ya. Ya ben her seferinde gidiyorum alışverişe. Yani ki nadiren çıkarım alışverişe. Ama gittiğim zaman kesinlikle bütçemi aşıyorum. Ama sen de dengeli alışveriş yapıyorsun. Evet. Geçen yani, gün gösterdin kaça ne aldığını filan. Hepsi o kadar uygun bilmiyor. Fiyatlardı ki. Bence ama ben böyle yıllık taksitleri filan hesap ediyorum. Ona bölünürse böyle olur. Aylık bütçeye böyle geçmeyi sorar. Yok sen de o kadar aşan birisi değilsin. Bu bir hastalık hakikaten. Yok hastalık olmadı. Aşk geldi. Yok bizim peki, aramızda hasta biz, yok. Gelinimize soralım. Oya dedi ki benim kızım yalnız aşıyor dedi. Bütçeyi aşıyor dedi. Şimdi onun kızından biraz daha büyüksün tabii ki sen ama yine de şey ergen, Oya'nın kızı da ergen, sen de ergensin. Sen bu hesabı tutturabiliyor musun yoksa? Ben açtığımı düşünmüyorum. Ben de alışveriş yapmayı çok seviyorum. Zaten merkezlerden de çıkmam. Genelde hep mağazaları falan gezerim. Ama ben de bütçeme göre alışverişimi yapıyorum yani. Onun hesabını tutuyorum her zaman. Ya anladığım kadarıyla hastalığa dönüşmesi bütçeyi aştığı zaman ve lüzumsuz hiç ihtiyacımız olmadığı şeyleri aldığımız zaman onun dışında bir problem yok. Keyifli keyifli alışveriş yapabiliriz. Hatta Funda'yı takip edebiliriz. Özellikle Gönül sen. Takıl Funda'nın peşine söyle. Bence Aşkın Nur Yengi doktora mı gitmiş? Gidiyor çok harcamış. Bence onun adresini alalım beni de yollasın. Niye? Çünkü ben yıllarca çok para harcayan, çok iyi giyinen, Türkiye'de gönül yazar dediği zaman ay ne şık kadın ne hep denilmiştir biliyorsunuz. Hala da çok şıksın. Biliyorsunuz denilmiştir. Fakat ben benim kızım, çocuğum, sevdiğim kızım benimle
şeyde yani kontur düşüyoruz. He. Çünkü anne sen çok alışveriş ediyorsun ve bir de bu kredi kartları çıktığı zaman biz gidip aldık ya hani bedava gibi. Evet. Böyle döndük eve ay açtık bayıldık, evet. bayıldık. Ondan sonra bir ay sonra kağıtlar gelince ayıldık. Şimdi zaten ayılalı biz çok oldu değil mi yani? Ayıldık. Derken kız hala ödü patlıyor. Eyvah annem çok para harcıyor mu? Ayakkabıya harcıyor çok, musun? Ayakkabı, harcıyor ayakkabı musun? Hastasıyım ben. Ha, hala? Çok ayakkabı hala. Var. Hala? Ya hayır. Geçen yıl başında biliyorsunuz dünyada büyük bir kriz oldu. Evet. Wall Street. Şu bu. Senin yüzünden oldu. En büyük. En büyük. Gidip alıp geliyorsun. Mahvetsin piyasayı ya. Geçen evet yıl, evet oldu. Yani Aralık o kriz ve, sana vurdu mu? Aralık ve Ocak'ta. Evet. Kendine geldik. Ne dediniz bir şeydi? O kriz sana vurdu mu? Vurdu. Etkiledi bana mi yani? Mı? Vurdu. Öyle bir vurdu ki. Evet tabii. Aa, buradan çarptı buradan götürdü. Ben geçen yıl başından beri şimdi gidiyorum markete. Bakıyorum. Zeytinyağı 7 tane böyle yan evet. yana. Bu ne kadar, bu ne kadar, bu ne kadar. Doğrusu en aynı ucuzunu almam. Gönül bak bu krizin hiç, hiç olmadıysa sana faydası olmuş. En azından diyoruz. Bir reklam arasından sonra Onur Eroğlu'na devam ediyoruz.